Daha 2016 bitmeden 2017 modası belli oldu. Atölyesinin kapılarını Magazin 8'e açan ünlü modacı Erol Albayrak, 2017 modasına dair ipuçlarını Magazin 8'e anlattı. 2017 yazına hangi renkler damga vuracak? Renklerde benim zaten hepsi hayran olduğum bir renktir. Hangi retro akım geri dönüyor? Daha akan, daha ağlayan çiçekler. Ünlü modacı Erol Albayrak yeni koleksiyonunu ilk kez Magazin 8'e gösterdi ve 2017 modasını anlattı. O elbisenin içinde rahat olan kadınlar ön planda olacak. Siyah, üstü tamamen strass taşlarla işli, dizinin üstünden başlayan derin yırtmaçlarla son derece şık bir elbiseyle ünlü oyuncu Rüveyda Öksüz 2017 moda kataloğu için kamera karşısında. Tabii tek bir kıyafete bakarak 2017'de hanımların gardırobunda neler olacak tahmin etmek güç. İyisi mi mikrofonu işin uzmanına, ünlü modacı Erol Albayrak'a bırakalım. Kadınım her zaman lüks, seksi ve güçlü görünmeyi seven bir kadın. Bu sefer onları daha çok çiçeklerle bezemeye özen gösterdim. Daha 2016'yı bile bitirmedik ama 2017'nin modası çoktan belli oldu. Hatta 2018'in çalışmaları başladı. Tabii ki zaten o şekilde sistem çalışır. 2017'yi biz bitirmiş oluruz. Şu an 2018-2019'ları araştırıyoruz. Onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. 2017 bitmiş durumda tabii. Bakalım 2017 ilkbahar ve yazında hanımlar neler giyecek? Çiçek baskılı ipek brokarlar, yine çiçek desenli danteller, kristallerle işlenmiş. Ama farklı kontrast nakışları da özellikle vurgulamak istedim. Daha böyle Aztek motifleri, Aztek desenlerinin olduğu nakışlar. Geçmişle gelecek 2017 modasında buluşacak ünlü modacı Erol Albayrak, çiçekleri, taşları, yumuşacık kumaşları ve retro desenleri bir arada kullanmış. Daha güçlü bir kadın yarattım. Evet, çiçek her kadın bir çiçektir bana göre ama onu keskin hatlarla belirleyen, günümüz sosyal hayatına baktığınızda kadına karşı şiddet, daha duyarsızlık, kadını daha güçlü göstermek icabetini düşündüm bu keskin hatlarla. Üç boyutlu nakış işlemeleri ve katmanlı etekler önümüzdeki yılın en favori trendleri. Zaten günümüzdeki trendlerden biri de o. Üç boyutu ben her zaman sevmiştim. Üç boyutlu kıvrımları, üç boyutlu nakış işlemelerini ya da katmanlı kesimleri. Dolayısıyla bu koleksiyonda da ön plana çıktı. Peki ya renkler? Bu yılki gibi kıyafetler fosforlu renklere mi teslim edilecek yoksa natural tonlar geri mi dönecek? Renklerde benim zaten hepsi hayran olduğum bir renktir. Sangria kırmızısı, hafif fuşya ve pembe tonlarını da bir araya karıştırdığımız. Daha vizon tonları, bunu siyahla kombinlediğim kreasyonlar, gold tonları, füme ve bakır tonları. Bu sene ve önümüzdeki yaz koleksiyonlarının zaten hakim olacak renkleri olacak. Son 10 yıldır hükmünü sürdüren asimetrik elbiseler ve danteller 2017'de de başrolde. Koleksiyonda o balo etkisi vardır. Balo elbiseleri, kabarık etekler ya da balık elbiseler ama bu sefer daha asimetrik kesimleri de göreceğiz koleksiyonda. Özellikle dantellerle yapılmış elbiselerde. 2017 yazı cıvıl cıvıl geçecek. Çiçeğin yakışlarını düşünüyorum çiçek desenlerini kadınlara. Bu sefer daha brokar kumaş ya da daha simli ipek dokularda çiçek desenlerine bürünmüş kadınları göreceğiz ama çok net çiçek figürleri değil bunlar. Daha akan, daha ağlayan çiçekler gibi hayal edin. Şıklık tabii ki herkesin hedefi ama önümüzdeki yılın modasında rahatlık her şeyden önemli. Bu noktada pırıltılı bir kadın da geliyor 2017 yazında. Ve biraz daha salaş, daha asimetrik. Yani çok böyle elbiselerin içine sıkışmamış, o elbisenin içinde rahat olan kadınlar ön planda olacak. 80'li yılların farba modası da geri dönüyor. Önümüzdeki senenin trendlerinden birisi de farbalı etekler, farbalı kollar. Hadi moda çekimlerine geri dönelim. Tam karşılığı baksana. Kamera karşısındaki isim 2013 Türkiye güzeli Rüveyda Öksüz. Kusursuz fiziğine zaten ne giyse yakışıyor. Butikte bir baktım, böyle tüylerim diken diken oldu. Hepsi gördüğünüz gibi harika. Siz nasıl giymeyi tercih ediyorsunuz? Ben çok fazla abartıyı sevmiyorum, doğallıktan yanayım.
Ama özel günlerde böyle taşlı kıyafetler tercih edebilirim. Ama günlük hayatıma daha spor ayakkabı, kot şort, kot ceket vesaire. Rüveyda Öksüz kıyafetlere bayılmış. Ama normal yaşamında kendini sürekli spor kıyafetlerle görüyoruz. Ben çok fazla abartıyı sevmiyorum, doğallıktan yanayım. Ama özel günlerde böyle taşlı kıyafetler tercih edebilirim. Ama günlük hayatıma daha spor ayakkabı, kot şort, kot ceket vesaire. Rüveyda Öksüz uzun süredir ünlü oyuncu Gökhan Keser'le birlikte. Zaten yolları da bir dizi setinde birleşmişti. Ya gerçekten bilmiyordum. Kulde soyunun kızı olduğunu yeni öğrendim. Adını bile bilmiyordum. Tanıştığınızı benden niye sakladın o zaman? Saçmalama, ya senden bir şey saklamadım. Dizi aşkı gerçek hayata da taşındı. Uzun süredir Gökhan Keser ve Rüveyda Öksüz birlikte. Ama ufukta evlilik yokmuş. Şu an düşünmüyoruz çünkü böyle çok mutluyuz. Yani henüz çok genciz. Yani ne diyeyim?